Şimdi ikinci bölümde sizin sorularınızı cevaplandıracak konuklarımız ve ben ilk sözü Sigorta Primleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Açıkgöz'e veriyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. Evet, teşekkür ediyorum. Bir sorumuz Nurşen Usta Hanım. İstihdam seferberliğinden yararlanmak için prim borcu olmaması gerekir denildi. 6552-6736 sayılı yapılandırma taksidi devam eden cari borcu olmayan firmalar yararlanabilir mi? Elbette ki yapılandırma kapsamında veya 6083-48. Madde taksitlendirmesi olanlar cari dönemleri ödedikleri müddetçe yararlanabilirler. Bir sıkıntı olmaz. Diğer bir konu Hüseyin Şakiroğlu Bey bize bir borcu yoktur ile ilgili soru yöneltmiş. SGK şubelerinden işverenlere ait borcu yoktur belgesi elektronik ortamda istediğimizde işverenlerin af kapsamında taksitlendirilmiş olan borçları ödenmemiş borç olarak gözüküyor. Normal şartlarda bunların evet borcu yoktur uygulamasında kapsama girmemesi gerekiyor. Ama bazen sistemsel hatalar nedeniyle bu muhtemelen bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu nedenle ben notumu alıyorum. Borcu yoktur uygulamasında yapılandırılmış, taksitlendirilmiş borçlar bu kapsama girmezler. Bir diğer konu, şu muhtasar beyanlara galiba, bunu sana vereyim. Aylık prim hizmet belgesi neden bu kadar keskin, yumuşatılamaz mı? Neden iki tane damga vergisi? Bunu da zaten İbrahim Bey sunumunda bahsettiği üzere yeni muhtasar beyanname ile beraber verildiğinde artık tek bir belge olarak verilmiş olacak. Şu anda değişik belge türleri üzerinden verildiği için hepsine ayrı damga vergisi tahakkuk ediyor. Ama yeni uygulama içerisinde bütün belgeler tekleştiriliyor. Tek bir damga vergisi tahakkuk edecek. 4447 sayı madde geçici 17. maddeye istinaden Aralık ayında 5 kişi çalışıyor. Şubat 2017 teşvikten yaralanan 1 kişi alındı. Mart 2017 1 kişi alındı. Teşvikten yaralanan Nisan 2017 teşvikten yararlanmayan 1 kişi çıktı. Teşvik uygulaması nasıl olacak? Buradaki kriter arkadaşlar Aralık ayına ilave olması şart. Bu birinci şartımız. İkincisi de işe alınan kişinin 1 Şubat itibariyle işe başlaması gerekiyor. Dolayısıyla her ilave olan kişi aynı zamanda kişisel olarak, sigortalı olarak bu teşvikten yararlanabilecek nitelikte ise, 3 ay işsizlerden alınmışsa, işkura kaydı olan bir kişi ise, dolayısıyla bunlar da ilave teşviklerden yararlanmış olacak. Şunu sunumda ifade etmedim. Şöyle bir durum var. 2016 Aralık ayında hiç sigortalı yok. Yani sezonluk çalışıyor olabilir. 2016'nın diğer aylarında işçi bildirmiş olabilir. Bu takdirde 2017'de hepsi ilave mi olacak? Hayır. 2016'da faaliyetteyse fakat Aralık ayında hiç sigortalı bildirimi yapmamışsa geri kalan aylarda bildirilen sigortalıların ortalamasına göre bir sayı bulacağız. Bu sayıya ilave istihdam yapılırsa, sigortalı alırlarsa bu ilave alınan kişiler için teşvikten yararlanma olacak. 2017'de ilk defa tescil edilen iş yeri olabilir. Bunlar ne olacak? Bunlarla ilgili biraz daha farklı bir düzenleme oldu. Ondan bahsedeyim. 2017'de ilk defa tescil edilen bir iş yerinde hemen yararlanma başlamayacak. Üçüncü aydan itibaren başlanacak ve bildirilen gün sayısının, tabii yararlanma kapsamında olan işçiler için, sigortalılar için bunların gün sayılarının %50'si tutarında ki kısmı için yararlanma söz konusu olacak. Yani şöyle diyelim, diyelim ki Ocak ayında tescil edilmiş bir iş yeri 5 kişiyle başladı. 5 kişiyle başladı. Bunlar hiçbir şekilde 2016 aralığa göre artı olmasına rağmen yararlanamaz. Neden? Zaten Ocak ayında iş alındığı için. Bu bir. Peki Şubat ayında gelindi. Şubat ayında bir kişi daha alındı. Bu bir kişi normal şartlarda yararlanması gerekirken Şubat ayında yararlanmayacak. Çünkü Ocak ayında ilk defa tescil edilen iş yeri
bir defa Nisan ayında yararlanmaya başlayacak. 6 kişiyle Nisan ayına kadar gelindiğinde Nisan ayında, Şubat ayında alınan bir kişi sadece bu kapsamda işe alındığı için sadece 30 gün üzerinden çalışıyorsa 15 günlük gün üzerinden bir destek ödemesine müstahak olacak. Var mı bakayım? 1 Şubat 2017 ile 31 Ekim 2017 arasında işe alınan ilave işçiler yönelik teşvikten ilk defa 1 Mart 2017 tarihinde işçi çalıştırmaya başlayan yeni kurulan firmalar yararlanabilir mi? Bunu şimdi zaten ifade etmiş oldum. Şöyle yapalım. Kısa olanlara önce bir bakayım. 2017 yılında kurulan bir iş yeri için 1 Şubat 2017'den sonra işe alınan iki işçi teşvikten yararlanabilir. Bunu izah etmiş oldum. Canan Çavuş Hanım, firmamız için İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te şubeler açtık. Gittiğimiz her SGK kurumu evraklar ve işlemlerden aynı olduğu farklı taleplerde bulundu. Diğer SGK'larda farklı uygulama olduğunu söylediğimizde de hepsini birbirine yanlış yapmakla suçladı. Bu tür açılışlarda belli olan bir kural yok mudur? Her kurum kendi isteğine göre evrak veya işlem talep edebilir mi? Elbette edemez. Bunun için sosyal sigorta işlemlerimiz yönetmeliğinde iş yeri açılışında hangi evrakların isteneceği çok net bir şekilde yazılmış durumda. Yine sunumumda da ifade ettiğim üzere yönetmeliğimizde bir değişiklik yapıp bunların en aza inmesi için bir çalışma yapıyoruz. Hatta inşallah çalışma bittiğinde Ticaret Bakanlığımızla Mersis denilen sistemle entegre olduğumuzda bütün şirket ortaklarını da elektronik bir şekilde alacağız. Dolayısıyla özellikle şirket ortaklarını da biliyorsunuz siz evden bildirmeniz gerekiyor. Biz VEDOB'dan bunları alamadığımız için. Hem Bağkurluk tescillerimizi hem de şirket ortaklığına ilişkin işveren kütüklerimizdeki iş yeri bilgilerini de güncellemeleri yapmış olacağız. Dolayısıyla yönetmelikte neyse yönetmelikte istenilen belgelerin dışında kimse belge isteyemez. Birgül Özyürek, 4447 sayılı kanundan işçi girişi yapıldığında teşvikten faydalanmak için tahakkuk sistem tarafından otomatik mi hesaplanacak? Şimdi bununla ilgili kontrol mekanizması olacak. Belge türü veya kanun türü seçildiğinde bunların hangi sigortalıların bu kapsamda yararlanıp yararlanmayacağını kontrol ekranlarından kontrol ettikten sonra bu belge türüne ekleyeceksiniz. Fakat sadece gene maalesef şu durumumuz söz konusu. Bu ilave sigortalı mı değil mi anlamındaki kontrollerimizi batch olarak daha sonra yapma durumundayız. Çünkü birkaç belge veriyorsunuz. O sırada bir belgeyi verdiğinizde diğer belgeleri vermemiş olduğunuz için daha sistem kaç kişi vereceğinizi bilemiyor. Hepsi bir arada verilemediği için. Dolayısıyla biz daha sonra bunları kontrol edip hata ekranlarımıza, illerimize düşüreceğiz ve onlar bunların takiplerini yapacaklar. Ama bununla ilgili farklı bir çalışma da inşallah yapmayı planlıyoruz. Bu sıkıntıları gidermek adına. 5510 geçici 20. madde kapsamında çalışanlar için faydalanacak teşvikler hangileridir? Malumunuz zaten biz geçici 20. madde sandığında çalışanları kapsama almadık. Bunların bildirimleri bize yapılmıyor. Biz sadece işsizlik sigortası primlerini onlardan alıyoruz. Onun dışında kendi mevzuatlarına tabi oldukları için, SGK mevzuatına tabi olmadıkları için bunlarla ilgili bir düzenleme yapılmıyor. Onun dışında uzun sorularımız var. Bir bakayım. Daha kısalardan daha sonra vakit almamak için. Mehmet Yanık Bey, 4447 geçici 17. madde teşvik süresine kadar yaş sınırlaması var mıdır? Yaş sınırlaması yok. İlave istihdam şartımız var. Sadece 2017'de geçerli olan bir teşviktir arkadaşlar. 4447 17. madde teşvikinden yeni kurulacak iş yerlerde 2017 yararlanabilir mi? Bunu ifade ettim. Sadece hem şunu da söyleyeyim. 2015'te kurulmuş, yani daha önceki yıllarda tescil edilmiş fakat 2017'de herhangi bir bildirim yapmamış iş yerlerini de 2017'de ilk defa tescil edilmiş bir iş yeri gibi kabul ediyoruz. Yani dolayısıyla ne olacak? Bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 ay yararlanamayacak, 3. aydan itibaren yararlanacak. 3. aydan itibaren de yararlanma durumunda olan sigortalıların gün sayısının %50'si kadar
kısmından yararlanmış olacak. İşverenin Bağkur borcu 4447 17. madde teşvik için engel teşkil etmeyecek arkadaşlar. Nuran Aydın, Haziran 2016 tarihinde işe girişini yaptığım SSK'lı işçiye teşvikten yararlandırmadım. Bundan sonrası için yararlanabilir mi? Şimdi bu teşvik türüne göre ve statüsüne göre değişebilir. Yani bunun biraz detaylı bir soru şeklinde gelmesi gerekiyor. Bu yeni teşvikten mi acaba bahsediyor? Onu da çok açıkçası anlayamadım. Hiç işçisi olmayan işveren ilk işçi girişini teşvik kullanabilir mi? Bu bahsettiğimiz teşviktense bu sorularımız. Haziran 2016 işe girişini yaptığım kişi bu yararlanamaz. Çünkü 1 Şubat'tan itibaren işe giriş olanlar ancak yararlanabiliyor. Dolayısıyla o kapsama girmiyor. Hiç işçisi olmayan işveren ilk işe girişini teşvik kullanabilir mi? Bu da ilk defa tescil edilenleri izah etmiş olduk. İşverenin eşi ve çocuğu 4447 yeni teşvikten yararlanır mı? Şimdi bunlar sigortalık statüsü itibariyle sigortalı yapılıyorsa elbette onlar da sigortalık haklarından faydalanırlar. Atilla Ulu da 5746 sayılı kanun kapsamında araştırma gelişme fesine ödenen prim mesai ve benzeri ödemelerin kanun kapsamında olup olmadığı konusunda bilgilendirmenizi rica ederim. Bunlar %50'si üzerinden zaten yararlanıyorlar. Çok detaya giremeyeceğim o konuda şimdi. 18 yaşında. Bir limited şirket sahibi vasfiye durmaz. Bir limited şirket sahibi mükellefinizin 18 yaşını dolduran oğlunu 4447 sayılı kanuna dayanarak Aralık 2016'dan itibaren teşvikli işe girişini bildirdik. Bu yeni kanundan mı onu bilmiyorum. 28 Şubat 2017'de çıkışını yaptık. 1 Mart 2010'da tekrar girişini yaptık. Teşviksiz soru. Teşvikten yersiz faydalanma olmuş mudur? Birinci derece yakınlık olduğu için. Şimdi limited şirketlerde zaten eş ya da yakınlık durumu yok. Tüzel kişilik, ayrı bir kişilik olması hasebiyle böyle bir durum söz konusu olmaz. Eğer sorun yoksa teşvikten yararlanmaya devam edebilir miyiz? Yani sorunu sadece şirketle arasındaki yakınlıksa zaten böyle bir yakınlık limited şirketlerde, tüzel kişilerde söz konusu olmaz. Ben şimdilik bir ara vereyim isterseniz. Teşekkür ederim Sayın Ahmet Açıkgöz'e ve şimdi sözü İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik'e veriyorum. Buyurun Sayın Özçelik. Yazılarını okuyabildiklerime hemen cevap verebileyim. Murat Özdemir, iş yerinde bir asıl iki taşeron olarak iş yeri var. Muhtasar birleştirme olarak tek bildirimde bütün iş yeri numaralarını mı yapacağız? Ayrıca bildirge gönderirken asıl veya taşeron olarak ayrılabilecek miyiz? Evet, yeni mutasar ve prim hizmet beyannamesinde de asıl işveren için bir iş yeri numarası, taşeron için de aynı şekilde bir iş yeri numarası var. Var olan sistem aynen korunuyor. Ve hepsi aynı mutasar prim hizmet beyannamesinde olacak. Asıl işveren S. Yücel yazılmış. Asıl işveren, alt işveren uygulamasında alt işverene kesilen İPC'den asıl işverenin sorumlu tutulmaması konusu. Asıl işveren taşeronun borçlarından dolayı sorumludur. Kanunun hüküm. Bu kanun değişmediği sürece de bu hüküm geçerli. Burada herhangi bir değişiklik yapmak söz konusu değil. Hasan Ali Acar, SGK ve Muhtasar Birleşmesi'ni -8 doldururken İlaveten dolayı açılan SGK dosyaları, bununla ilgili çok soru var. Eşleştirme konusu. Şimdi Mart'ın sonuna kadar bu eşleştirme yapılacak. Diyelim ki Nisan'da iş yeri dosyası yeni bir iş yeri dosyası açıldı. O zaman o iş yeri dosyasında vergi numarasıyla eşleştireceksiniz. Yani bu geleceğe yönelik de her açılan iş yeri dosyası için eşleştirme yapılacak. Kanun kapsamından çıkmış iş yerleri için bildirim olmadığı için eşleştirmeye gerek yok. Ancak kanun kapsamından çıkmış iş yerine genel müdürüm açıklamıştı. Yeniden aktif hale getirildiğinde aynı dosyadan bildirim yapmaya imkan tanıyoruz. Eğer o dosya aktif hale geldiğinde eşleştirme yapılacak. Dedim ki orada mutlaka eşleştirme yapılması gerekir. Yine bir soru vardı. İşte bizim bir merkez iş yerimiz var. İki tane işte fabrikamız var. Bunlar için de merkez için ayrı eşleştirme şey için diğer iş yerleri için ayrı eşleştirme mi yapacağız diye. Muhtasar beyannameyi
hangi vergi numarasıyla veriyorsanız o vergi numarasının altında o ünvandaki ve o vergi numarasındaki iş yerleriniz için de eşleştirme yapacaksınız. Veya işte İstanbul'daki aynı ünvanla ilgili bir iş yeri numarası, bir vergi numaranız var. Bir de Diyarbakır'da bir vergi numarası almışsınız. Diyarbakır'da vergi numarasıyla 10 iş yeri bildiriyorsunuz. İstanbul'daki vergi numaranızda 4 iş yeri bildiriyorsunuz. Her bildirilen vergi numarasının altındaki o bildirilerini eşleştireceksiniz. Birbirlerine farklı yerlerle eşleştirme söz konusu olmayacak. Yeni iş yeri, bu da aynı az önceki konu. Maliye şifrelerimiz varken tekrardan muhtasar için yeni şifre alacak mıyız? Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu biraz da maliyeyle bunu konuştuk. Gelir Vergisi Başkanı'na siz bir sözleşme yapmışsınız. Bu sözleşmeye göre de size bir şifre vermiş. Şimdi yeni bir sözleşme söz konusu. Bu sözleşmede de SGK'ya olan yaptırımlarla ilgili içeriği de kapsıyor. Dolayısıyla o sözleşmeden dolayı yeni bir şifre alacaksınız. Ama biz bunu maliyeyle tekrar konuşuruz. Yani var olan şifrelerden bu devam edilebilir mi, edilemez mi? Ben bu notu alayım. Biz bunu değerlendiririz. İlan ederiz ama bildiğim kadarıyla anlaştığımız konu şuydu. Yeni sözleşme, yeni şifre alınması gerekiyor. İnternet vergi dairesine SGK iş yeri numaraları girişlerinde işçi çalıştırmayan, az önce bunu verdim, işçi çalıştırmayan eşleştirmesi gerekli mi? Değil. Evde çalışanlar, siteler, aylık muhtasar ve hizmet bildirimini nasıl verecekler? Evet. Şimdi kapıcılar biliyorsunuz muhtasar beyanname vermiyorlardı ama sigortalı bildirim yapmak zorundaydılar. Burada muhtasar ve prim hizmet beyannamesini verecekler. Onlara bir potansiyel vergi numaraları var bildiğim kadarıyla. O vergi numaralarıyla eşleştirilecek veya Maliye Bakanlığı da bunu vergi numara alma konusunda özellikle kapıcılara veya bu nitelikteki iş yerlerine zorunluluk getirecek. Hatta ona ilgili tebliğ de çalışmaları yapıyorlardı. Onlar da vergi numarası alıp her ay SGK muhtasar prim hizmet beyannamesini verecekler. Muhtasar kısmını 0-0-0 diye geçecekler. Orayı boş bırakacaklar veya 0 diye dolduracaklar. Birleşme işleminde ay içerisinde düzeltme yapmak gerekirse 23'ünde verilmesi gereken belge için daha önce verilmiş bir belge için 23'üne kadar her türlü düzeltme yapılabilir. Şu anki sistem nasılsa ay içerisindeki düzeltmeler de aynı şekilde ama eğer belge 23'ünden sonra düzeltme veriliyorsa az önce bahsettiğim gibi zorunlu olarak elektronik ortamda verilecek. Bizim mevzuatımıza göre 3 ay içinde verilmiş olduğundan işte işe giriş bildirgeleri süresine verilmiş belli şartlar vardı. Otomatikman kabul edilecek ve size açılan ekrandan o bildirimleri elektronik olarak yapmanız istenecek. 3 ay dışında verilmişse incelemeye sevk edecek. İnceleme sonucuna göre işlem yapılacak. Diğer hallerde dediğim gibi 23'ünden önce her türlü düzeltme söz konusu mümkün. Bildirimle ilgili meslek mensuplarında olan sorumluluğun ceza bir müeyyidesi var mıdır? Şartlarını açıklamıştım sunumda. Eğer bu şartlarda meslek mensupları neydi onun şartı neydi? İşverenden habersiz olarak bir işlem yapıyorsanız ve işvereniniz idari para cezası veya prime mahkum ediyorsanız biz yine işverenden bunu tahsil için işverene önce tebligat yapacağız. Eğer işveren ödemezse hem idari para cezasını hem primlerini mali müşavirlerimizden talep edeceğiz. SSK prim ve muhtasar ödeme teşvikle ilgili şartlar uygun bir personel işe giriş tarihi itibariyle 6111 teşviğine yararlanma şartları olduğunu varsayarsak ve 6000 teşviği 24 ay düşünürsek 2000 sonuna kadar muhtasar ödeme herhalde süresi dolduktan sonra da bu teşvikten yararlanabilir mi deniliyor. Teşvik uygulamasında aylık prim hizmet belgesinde hangi uygulama varsa muhtasar prim hizmet beyannamesinde aynı uygulamaya devam edilecek. Herhangi bir şey yok. Sadece o teşvikle ilgili ayrı bir düzenleme yapılıyordu. Şimdi hangi sigortalılar o teşvikten yararlanıyorsa muhtasar prim hizmet beyannamesinde o teşviğin karşısında o sigortalının karşısında yararlandığı teşviğin numarası yazılacak. Gerisi tahakkuk o şekilde oluşturulacak ve size gönderilecek.
Herhangi bir, dediğim gibi şeyde sadece belgenin verilmesi birleştiriliyor. Diğer tahakkuk işlemleri aynen eskisi gibi devam ediyor. Muhtasar ve sigorta prim hizmet belgesinin birleştirilmesi hususunda özel sandığı olan bankaların durumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Şimdi 20. madde kapsamındaki bankalar bize işsizlik sigortası primi ödüyorlar. Şu anki uygulamada bir CD gönderiyorlar. Bu CD'deki verileri biz sisteme giriyoruz. Bundan böyle onların iş yeri numarası üzerinden muhtasar prim hizmet beyannamesinden matrallarının karşılığı primlerini muhtasar prim hizmet beyannamesiyle verecekler. Yani normal bildirge verecekler. Bizim anlamımızda bildirge verecekler. Muhtasar prim hizmet beyannamesi verecekler. Yine vergi şifreler vergi dairesinde mi alınacak? Evet, vergi dairesinden alınacak. Ama diğer işlemlerle ilgili yine Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan işlemlerle ilgili şifreler bizim tarafımızdan verilecek. Sigortasız çalışan, sigortalı çalışanım var. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine aylık vereceğim. Çalışanım çıktı. Aynı beyannameyi aylık mı vereceğim? Yani eğer aylık veriyorsam muhtasar şöyle diyelim. Şimdi 3 aylık muhtasar bildirgesi verenler vardı. Şimdi bu 3 aylık muhtasar verenler aylık prim hizmet belgesi birleşmede aylık prim hizmet belgesini aylık vereceğinden 3 aylık verenler 3 ayın sonunda muhtasarı dolduracak. Toplu halde dolduracak 3 aylık şeyi muhtasarın 3 ayın sonunda dolduracak ama bizim SGK ile ilgili kısmı aylık olarak her ay verecekler. Muhtasar olan kısmı da 3. ayın sonunda toplu olarak verecekler. Onunla ilgili Maliye Bakanlığı da ayrıca bir açıklama yapacak. Hemen bir uğultu oldu, bir daha onu söyleyeyim. Şimdi 3 aylık muhtasar beyanname veriliyordu, 3 aylık. Yani aylık bazda verilmiyor, 3 aydan 3 aya verenler vardı. Ama şimdi bu kişi aynı zamanda sigortalı çalıştırıyorsa bunu aylık olarak verecek. Aylık olarak SGK kısmını dolduracak. Muhtasar kısmını ise 3 ayın sonunda dolduracak. Ocak, Şubat, Mart'ta veriyorsa Mart'ın sonunda Ocak, Şubat'ı da dahil ederek toplu olarak verecek. Engelli olarak tahakkuk verdiğim bir mükellef var diyor. Eğer bu 4A bunu yine muhtasar prim hizmet beyannamesiyle mi vereceğim diyor. Eğer 4A sigortalıysa engelli olsun olmasın muhtasar prim hizmet beyannamesiyle bildirmeye devam edecek. 3 aylık muhtasar bildirimi aylık olarak bildirim olarak değişecek mi? Az önce açıkladım. Ev hizmetlisi olarak aylık prim vermekteyiz. Muhtasar prim birleşmesinde yapacağım işlem nedir? Bunlar muhtasar prim hizmet beyannamesinde dahil edilmediler ek 9'lular. Aynen eski uygulamada olduğu gibi devam edecekler. Bu daha önce telefonla ve mail olarak da gelen bir soru var. Ücretlerin gizliliği konusu. İşte insan kaynakları bu ücretleri biliyordu. Şimdi muhasebe departmanı bu ücretleri bilmiyordu. Şimdi bunlar da bu ücretleri bilecek. Bu konuda ne yapabiliriz? Yani bu gizliliği nasıl koruyabiliriz diye bir soru var. Ben bunu daha önce Turmop da bize iletti. Hatta Turmop biz ve Gelir Dairesi Başkanı'na bir toplantı yaptık. Orada da dile getirildi. Biz bunu Gelir Dairesi Başkanı'na aktardık. Onlar hayır dediler. Yani insan kaynaklarının yaptığı ücretleri artık muhasebe departmanındaki kişiler de öğrenebilecek. Bununla ilgili şimdilik herhangi bir gizlilik yok. Ama bu konuyu yine maliyecilere sorarsanız daha iyi olur. Farklı illerde çok sayıda iş yeri olan büyük bir işletmelerin bankalar gibi iş yeri sicil numaralarının tek bir numara altında toplamaları mümkün olabilir mi? Genel müdürüm açıkladı. Aynı il içinde olmak şartıyla ve aynı nace kodunda olmak şartıyla birleştirme söz konusu. Sadece kamu iş yerlerinde Türkiye çapında, Türkiye düzeyinde bir birleştirme söz konusu. Diğerlerinde sadece il bazında ve aynı nace kodunda ve isteğe bağlı olmak şartıyla. Bunu açıkladık. Ben de şimdilik sözü diğer arkadaşlara bırakayım. Geri kalanına tekrardan cevap veririm.
Teşekkür ederim Sayın İbrahim Özçelik ve şimdi söz sırası Şube Müdürüm Sayın Esra Ceyhun'da. Teşekkür ederim. Şimdi evde bakım projesini sormuş bir arkadaşım, uzatılma olasılığı var mı diye. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun takip ettiği evde çocuk bakım projesinin uzatılma olasılığı yok. Çünkü bir Avrupa Birliği projesi. Bu yılın 3. çeyreği yani Ekim ayı itibariyle sona erecek. Ama evde çocuk bakım projesinde de şöyle bir şey var biliyorsunuz. Asgari ücretin 2,5 katından fazla ücret alan kişi bu kapsamda olamıyor. Genelde kamuoyundaki algılama herkese bu paranın verileceği yönünde ama orada bir ücret skalası mevcut. Yarım çalışma kapsamında yapılan çalışmalarda borçlanma ve emeklilik süresi nasıl olacak denmiş. Biraz önce de anlatmıştım. Yarım çalışma için işverene müracaat ettim. İşte doğum izinden döndüm. Sonra yarım çalışma için müracaat ettim. İşveren bana 15 gün bildirecek. İşte birinci çocukta kaçtı? 60. İkinci çocukta 120. Üçüncü çocukta 180. O 60 günlük süreyi SGK'ya gelecek. 41. maddenin A bendi kapsamında tıpkı kısmi çalışılan sürelerin borçlanması gibi kalan 15 günü sigortalı borçlanabilecek. Emeklilik süresine nasıl etki edilecek? Borçlanma süresi biliyorsunuz toplam gün sayısına ilave edilen süreler emeklilik süresine bu şekilde ilave oluyor borçlanma. Geçici 10. madde kapsamında daha önce bu kapsamda çalışmış. Ancak bir yıl çalışmış, sonra yeni işe başlamış. Bir yıldır çalışmamış, sonra yeni işe başlamış. Kişi teşvikten yararlanabilir mi deniyor. Teşvik 24 ay ama bir kez önceki iş yerinden teşvik almışsa, sonra 6 aydan fazla çalışması olmasa bile bir daha aynı teşvikten yararlanması mümkün olmuyor. Birinci çocuğundan sonra çalışıp, ikinci çocuğundan sonra işten ayrılan anne, ikinci çocuğu borçlanabilir mi? Evet, birinci çocuğunda çalışması yokmuş ama ikinci çocuğundan önce bir sigortalı çalışması olduğu için ikinci çocuğundan dolayı borçlanma yapması mümkün. Kamu okullarında usta öğretici veya öğretmen olarak istihdam edilenlerin gün hesaplanması puantajdaki saat ücreti 7,5'a bölünerek çıkan gün sayısını bildirme yapılıyordu. Sunumunuzda bunun değiştiğini söylediniz. Yeni uygulama nasıl yapılacak? Şimdi bu uygulama yeni değişmedi. 5580. maddesinde uygulama. Milli Eğitim Bakanlığı tabi örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki ücret öğretmenler çalışanlarla ilgili uygulama bu. Ödenen ücret ellerine kişi 2,5 milyon alıyorsa günlük kazancımız ne bizim? 59,25 ona bölüyoruz. Böldüğümüz zaman çıkan gün sayısı kişinin bulduğumuz rakam kişinin gün sayısı oluyor. Yani 7,5'a bölerek bunlarda da hesaplama yapmıyoruz. 1.10.2008'den beri uygulama bu şekilde devam ediyor. Doğum sonrası 8 haftalık izini kullanan kadın sigortalı bir çocuk sahibi 60 günlük kısmi çalışmadan yararlanmadan önce 6 aylık ücretsiz izin alıp kullanıp daha sonra kısmi çalışmadan yararlanabilir mi? Yararlanamaz. Ücretsiz izin almadan işe başlaması gerekiyor. Ondan sonra kısmi çalışmaya müracaat ediyor. İkisi aynı anda olmuyor. Ayrıca biraz önce söylemiştim, süt izni de bunlar için kullandırılmıyor. SGK Büyük Anne Projesi için 28 Şubat'ta son buldu şeklinde anladım. 20 Şubat'ta son buldu. Bugün 1.3.2017'de doğan bebek için Büyük Anne Projesi'ne katılım olmayacak mı? Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bunun uygulayıcısı değiliz. Çalışma Bakanlığı uygulayıcısı. Biz sadece çocuk bakım projesiyle ilgili uygulama bizim kurumumuzda yürütüldüğü için çok fazla sayıda bize soru geldiği için onu açıkladım. Çalışma Bakanlığı onun süresini belirledi. İnternet üzerinden başvuru var. Dolayısıyla onlar kapsamda olmuyor. Doğum yapan kadın işçi 16 haftalık istirahat süresinden sonra 5 ay ücretsiz izin kullanmış. Sonrasında da 60 gün yarım çalışmaya başlamış. Bu da biraz önce söylediğim gibi yararlanamıyor yarım çalışma uygulamasından. Ücretsiz izin almadan önce kişinin çalışmaya başlaması gerekiyor. Doğum iznine çıkan bayan doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere izne ayrıldığında
Tahakkukta eksik gün olarak 0-1 istirahatli olarak mı belirtmemiz gerekiyor? Ve bu ayda tahakkuktaki gün sayısı 0 olarak mı gözükecek? Bunu da biraz önce söyledim. Eğer işveren geçici iş görmezlik ödeneği kişi için prim ödemesinde bulunmuyorsa istirahat olarak bildirecek. Ama kişiye bu sürede ücret ödemişse o zaman rapor tarihinde çalışmamıştır diye alanı işaretleyip 30 gün bildirecek. Sigortalı da ücretsizliğin dönüşünde, yani geçici iş görmezlik ödeneği dönüşünde, yani doğum izni dönüşünde, teknik açıdan söylemeyelim, doğum izni dönüşünde de aldığı bu geçici iş görmezlik ödeneğini işverene ödeyecek. 3 çocuk için borçlanma kaç gün? 2160 gün, 18 lira 96 kuruş alt sınır, 40.953 lira da borçlanma tutarı. Kadın çalışan analık iznini kullandı, işe başladı. İşe başladıktan sonra yarı zamanlı kullanmak istedi. İşkur tam zamanlı ödeneği ödüyor mu bu durumda? Onun da yarım çalışma ödeneğinin ödenmesi için de kişinin 600 günün olması gerektiğini söylemiştim. Diğer şartlar yanında ve bir ay içerisinde müracaat etmesi gerekiyor. 600 günü yoksa İşkur bu ödemeyi yapmıyor. Sadece yarı zamanlı çalışmış oluyor. Yeğenim MEB'de sözleşmeli öğretmen, 30 gün SSK primi değil de 15 gün prim ödüyormuş. Bu uygulama doğru mudur? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda ücretli öğretmen, usta ve uzman ve usta öğretici, vekil öğretmen gibi farklı uygulamalar var. Vekil öğretmenler devlet memuru. Dolayısıyla onlar bizim kapsamımızda değil. Ücretli öğretmenler, bunlar çalışma saatlerinin 7.5'a bölünerek hesaplanması süresiyle çalışan kişiler, uzman ve usta öğretici olarak çalışan kişiler de kendilerine ödenen ücretin asgari günlük kazanca bölünmesi süresiyle gün sayısı hesaplanan kişiler. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorsa bu büyük bir ihtimalle gün sayısının 7.5'a bölünerek hesaplandığı sigortalılık şekli. Sadece uzman ve usta öğreticilerde farklı bir uygulama var. Bir bayan çalışan doğum izinden sonra çıktığı 6 aylık ücretsiz izinden sonra işbaşı yapıyor. Ve tekrar hamile olduğu için bir süre sonra doğum iznine çıkması gerekecek. Bu durumun herhangi bir sakıncası var mı? Doğum izni ve doğum ödeneği alması konusunda sakınca var mı? Şimdi biraz önce 4857 sayılı iş kanunu anlatırken doğum izninde geçen süreler çalışılmış süre olarak kabul ediyor demiştim. Dolayısıyla ikinci sigortalılığına da bu 6 ay geçtikten sonra hak kazanıyorsa yine bunun geçici iş görmezlik ödeneği çalışılmış süreler esas alınarak hesaplanabiliyor. Haftalık çalışma saati 45, cumartesi pazar çalışmayacak. Hafta içinde günde 9 saat çalışacak. Hamile bir bayan günde 7,5 saat çalıştırılması gerektiğini talep ediyor. Doğrudur. İş kanununda daha fazla çalıştırılamaz. 9 saat değil 7,5 saat çalıştırılacak. 1,5 saat erken çıkmak istiyor. Sekreter olarak çalışmaktadır. Böyle bir hakkı var mıdır? Vardır. İş kanununda hamile bayanlara hafif işlerin verilmesi yönüyle de bir düzenleme var biliyorsunuz. 45 saatten az mı çalışıyor? Biz tatilken cumartesi gel tamam demek de aykırılık oluyor. Doğrusu nedir? 7,5 saatten fazla çalışamaz. Dolayısıyla 9 saat çalıştırılması iş kanunu kapsamında iş kanununa aykırı bir durum. Onun da cezası var. Hani ben cezalara çok girmek istemedim. Bir de iş kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu açısından bizim uygulamalarımızda çok değil ama çok bağlantılı. Dolayısıyla 74. maddedeki süreden fazla çalıştırılmaması gerekiyor. Ticari işletme sahipleri 4B kapsamında bağ kurulu olmaktadır. Daha önceki seminerde işletme sahiplerinin 4 ayda 4B olmaları konusunda serbestlik getireceğini belirtmiştiniz. Ticari işletme sahibi isterse 4A veya 4B olarak sigortalı olabilir mi? Uygulama olacak mı? Şimdi ticari işletme sahipleri, yani bizim için vergi mükellefleri, şirket ortakları var. Bunlar her halükarda 5510 sayılı kanunun 4B kapsamında sigortalılık. Bunlar için herhangi bir esnekliğimiz yok. Ama şöyle bir durum var 1-3-2011'den sonra. Kişiler kendi iş yerinden
bildirilemedikleri için kendilerini farklı iş yerinden sigortalı gösterme durumu söz konusu. Ama hepimiz biliyoruz ki fiili çalışma bizim için önemli. Fiili olmayan çalışmaların biz sosyal güvenlik kurumu olarak iptal ediyoruz. Şu anki mevzuatımız da bu şekilde. Bu arada demin limited şirketle ilgili genel müdürüme aslında teşvik bazlı bir soru sorulmuştu ama ben onun şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Limited şirket ortakları eğer kendilerine ait iş yerinden 4A kapsamında bildirmişlerse bugün çıkış, yarın da giriş yaparlarsa biz onları 4B'ye atarız. Teşvik meşvik söz konusu olmaz. Hani soru da o sorulmamıştı ama ben hani sigortalılığa bakan birisi olarak biraz sanki öyle algıladım. Yabancı işli özellikle Suriyeli işçi çalıştırmaya yönelik önem arz eden durum var mıdır? Suriyeli işçiler arkadaşlar geçen sene Ocak ayında çıkan bir yönetmelikle bunlar geçici koruma kapsamında olan kişiler. Ülkemizde çalışmaları çalışma iznine bağlı. Bir tek tarım işlerinde çalışıyorlarsa o zaman ilgili ilin valiliğine müracaat ederek valiliğin onayı kapsamında tarım işlerinde çalışmaları mümkün. Ama onun dışındaki bütün işlerde çalışma izniyle çalışmaları gerekiyor. Normal yabancılardan herhangi bir farkı yok. Geçen yıl isteğe bağlının 4A olacağını söylemiştiniz diyor arkadaşım aynı zamanda. Neden vazgeçildi? Çok talep var buna kamuoyunda 4A isteğe bağlı statüsüyle ilgili olarak. Ama Anayasa Mahkemesi de 2008 yılında bu statünün 4B olmasıyla ilgili hükmü iptal etmişti. Ama bize gelen talepler hep statünün 4A olması yönünde. O konuyla ilgili daha önce bir çalışma yapmıştık. Bunu da bildirdik ama şu anda o tarz bir uygulama yok bizim açımızdan. Ama beklentiler hep o yönde. Şirketin A şubesinde çalışan bir nolu sigortalı B şubesinde çalışmaya başladığına dair işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri süresi dışında verilse dahi süresinde verilmiş sayılır mı? Evet sayılır. Ama biz şirketleri eğer tüzel kişilikse vergi kimlik numarası, gerçek kişi ise TC kimlik numarası üzerinden takip etmeye başlayacağız. Dolayısıyla vergi kimlik numaraları aynıysa aynı iş yerinin diğer bir iş yeri olarak değerlendireceğiz. Eğer değilse aynı iş yerinin diğer bir iş yeri değildir bizim için. Ama mevcut uygulamada aynı iş yerinin diğer bir iş yerine hizmet hakkı kesintisiz devam ediyorsa, yani 28 Şubat'ta çıkmış 1 Mart'ta girmişse bu nakildir ve biz bunun için idari para cezası uygulamayız. Bağkur isteğe bağlı sigortalısı var şu an. Daha önceki seminerde evet biraz önce söylemiştim. İsteğe bağlı sigortalılık 4A olarak isteniyor. Bize de bununla yoğun dilekçeler geliyor. Biz de iletiyoruz. 1988 yılında Bağkur sigortalısı mı? Bank iş sigortalısı mı? Bağkur sigortalısı olan kişi 90'da ayrıldı, 92'de doğum yaptı. 2000'de SSK'lı olarak çalışan bayan SSK tarihi ne olur? Eğer Bağkur'da ya da banka sandığında çalışmışsa sigortalılık başlangıcı banka sandığına tabi ya da Bağkur'a tabi başlangıç tarihidir. 92'de doğum yapabilir. Son çalışması 2000 yılında SSK kapsamında olduğu için borçlanma statüsü 4A olur ve doğum borçlanması süreleri gün sayısına ilave olur. Engelli çocuk için, kadın sigortalı için uygulanan engelli eş içinde uygulanır mı? Evet, bu da soruluyor bize. Kadın sigortalıya bunu yapıyorsunuz ama erkek sigortalı neden ayrımcılık yapıyorsunuz diye. Kanun bu şekliyle ama hani buradaki ayrımcılığı giderilmesi yönüyle de geçtiğimiz yıllar içerisinde bir teklifimiz olmuştu. Ama şu anda sadece engelli çocuğu olan kadın sigortalılarda, özellikle mesela boşanmış eşlerden de bize bu tarz talepler geliyor. Çocuğa ben bakıyorum ama eşim alıyor gibi. Ama kanun uygulaması bu şekilde olduğu için şu anda herhangi bir çalışmamız yok ama geçmiş yıllarda vardı. Şu an isteğe bağlı 4B statüsünde bu sigortalılık türü yönünde yine isteğe bağlı 4A ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Kadınlar için getirilen 23 yılın çalışma ödeneği olan eksik gün, yani 15 günlük süre
açığı borçlanmaksızın 30 güne tamamlanıyor mu? Eğer 15 gün işveren çalıştırdı, kadın da yarım çalışma ödeneğine hak kazandıysa kalan süre İşkur tamamlıyor sadece. Onun dışındaki süreyi kadın sadece borçlanma yapabiliyor. Başka herhangi bir şekilde tamamlanamıyor. İsteğe bağlı, evet, isteğe bağlı da olabilir 4A kapsamında. Ama yarım çalışma ödeneği alır, yarım çalışma yaparken hemen müracaat etmesi gerekiyor ki isteğe bağlı da müracaat bulunduğu ay itibariyle başlıyor. Eğer geriye dönük yaparsa isteğe bağlı olması söz konusu değil, sadece borçlanma yapabiliyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şube Müdürüm Sayın Esra Ceyhun'a çok teşekkür ediyoruz ve sözü İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar'a bırakıyorum. Bayan Mali Müşavir meslektaşımız doğum parasını neden alamıyor? Büyük bir ihtimalle müracaat etmediği için alamıyor. Müracaat ederse çalışmadığına ilişkin bildirimde bulunup ücretini alabiliyor. Evde bakım ücreti neden bu kadar düşük? Evde bakım ücreti 10 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısının çarpımından oluşuyor. O da 960 lira. Tabii 960 lirada düşük ya da yüksekliği göreceli. Onun takdirini artık size bırakıyorum. Denetime sevk edilen dosyaların denetim servisinin evrak ve belge istemesi çok uzun sürdüğünden müteahhit müşterisine ilişiksizlik yazısı alamadığı için mağdur. Ne yapabiliriz diyor. Çok basit. Meslek mensubu ilişiksizliğe ilişkin bir rapor düzenleyince hemen 3 gün içerisinde yazı alınabiliyor. Onun dışında da eğer çok aciliyeti varsa müfettişte incelemeyi yapacak müfettiştir. Kendiniz tebligatı beklemeden erkenden belgeleri götürür, iyi ilişkilerle daha kısa sürdürebilirsiniz. Teşviklerle ilgili teşvikten faydalanma konusunda sorun oluştuğunda sistem bizi uyarsa ve cezalı duruma düşülmese daha iyi olur. Bununla ilgili bir çözüm olabilir mi? Aslında var. Facebook'ta bir tane dürt diye menü var. Dürtünce arkadaşınız hemen sesleniyor. Bizde de bildirgeyi verdikten sonra hatalı teşvik yaptın mı diye bir menü var. Hemen bildirgeyi verir mi vermez. Bugün verdiyseniz onayladıktan sonra oraya bir dürtünce hemen iki kişiyi fazladan bildirmişsin Murat Bey. Bunun iptalini yap diye uyarıyor. Geç kalmamak lazım, beklememek lazım, erken yapmak lazım. SSK'da fiilen çalışmak esas değil midir? Şantiye şefleri hizmet dökümüne bakınca ayda 300 gün hizmet çıkıyor. İlgili kişi prim iadesi istiyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Neden önüne geçilemiyor? Çünkü yasal. İş kanununda çalışma süresi haftalık 45 saatin altında da belirlenebilir. Günlük 1 saat belirlenip ayda 30 günde çalışılabilir. İş kanunu buna uygun. Dolayısıyla 10 yerde çalışıyordur. Her birinde de sözleşmesi günlük 1 saat üzerindendir. Sözleşme bu şekildeyse ayda 30 gün bildirilir. Saat ücretine bakılmaz. Dolayısıyla tavanı aşan kısmını da kendisi iade alabilir. En temel hakkı. Hatta mali müşavirlerden de çok alanlar gördüm ben. Bağımsız çalışanlardan. Asgari işçilik fark primleri hangi sigortanın hizmet bildirimine dahil ediliyor, edilmiyor ise neden? İşte biz de onu soruyoruz, hangisine dahil ediyor diye. Onu bilemediğimiz için kimseye mal edemiyoruz. Keşke herkesin primleri tam eksiksiz ödense, emin olun hiç fark çıkmaz, böyle bir sorun da olmaz. Şubat 2017'den sonra işe alınan asgari maaş değil de örnek net 2000 lira ödenirse teşvik kapsamına girer mi? İsterse 10 bin lira alsın ücreti, hiç önemli değil. Biz çalıştığı gün üzerinden genel müdürümün belirttiği özellikleri sağlıyorsa günlüğü 22 lira 20 kuruş üzerinden toplamda da 30 gün çalışıyorsa 660 lira 60 kuruş destek sunacağız. 10 bin liranın primi 3 bin liraysa misal veriyorum ödenmesi gereken, bundan 660 lira 6 kuruşu düşüp kalanı sizin ödemeniz gerekiyor. 4447 geçici 14. maddesinin uygulamasıyla ilgili bilgilendirme rica ediyoruz. Genel müdürümüz bilgilendirdi ama müjdesini vereyim, genelgemiz de çıktı. O yüzden genelgemizi biraz dağıldıktan sonra da sitede bulabilirsiniz. Böyle çok sayfası da fazla değil. Genel müdürümüzün belirttiği gibi Şubat ayıyla Aralık ayına kadar işe aldığımız kişi İşkur'a kayıtlı işsizse, eğer İşkur'a kayıtlı değilse işvereni uyaralım. İşkur'a kaydolsun, ardından işe giriş bildirgesini verelim. Zaten sistem otomatik aktivasyon menüsü getiriyor. Hiç SGK'ya gitmenize gerek yok. İnternet üzerinden aktivasyonu yaptığımız zaman bize ortalama sayısını da verecek. Aralık ayındaki çalışan ortalama sayısını. Dolayısıyla onun üzerine ilave olduğu aylarda bileceğiz ki bu kişi 30 gün çalışıyorsa, ilave ise 666 lira 60 kuruş teşvik söz konusu. Yeni açılan şehir hastanesi işletmesi firmadan 3 yılına
Sterilizasyon işleri sözleşmeyle alınmıştır. İşe başlayan işçiler şartlar uygun olması halinde teşvikten yararlanabilir mi? Kamu ihale kanunu kapsamındaysa teşvikten yararlanabilmesi mümkün olmaz. Mikrobeton firması olan alışveriş merkezindeki mağazada mikrobeton uygulaması yapıldığı zaman 1-2 saat mesai ile çalışacak personel alımları yapılıyor. Bazen aynı kişinin SGK girişi bir ay içinde 2 veya 3 kez giriş çıkış yapılıyor. İş olduğu durumlarda yapılan bu uygulamada işçi oluyor diyor. Ölüyor mu? Tam anlaşılmıyor. İş olmadığında diyor. Mikrobeton uygulama elemanı çalışmıyor. Bu işe giriş ve çıkışlar cezai bir durumla karşılaşmamıza sebep olur mu? Gerçekten girip çıkıyorsa cezai durumla karşılaşmak söz konusu olmaz. Bence eğer hep aynı kişiler çalışıyorsa kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir defa işe giriş verip çalıştığı saat sayısı üzerinden bildirimde bulunmak veya çağrı üzerine çalışma sözleşmesi var iş kanununda onu uygulamak. Ortalama çalışan sayısıyla ilgili cezai duruma düşmemek için sistemin otomatik kontrol bildirgeyi verdikten sonra ettirebiliyoruz dönemini seçmek suretiyle. Evde yabancı işçi çalıştırıyoruz. Çalışma Bakanlığı'ndan yabancı statüsünde Türkiye'de çalışır gözükmesi gerekiyor. Biz bunu kendi iş yerimizde sigortalı olarak gösterebilir miyiz? Hayır, gösteremezsiniz. Çalışma izinleri kime alınmışsa orada çalışma hakkı veriyor kişiye. Hatta aynı sokaktaki bir başka işletmenin aynı başka şubesinde bile çalışma hakkı vermiyor. Doğru da olmaz. Zaten fiilen nerede çalışıyorsa orada bildirilmesi lazım. İhale konusu olmayan işlerde geçici iş yeri açılışı hakkında özel makine imalatının üretildiği fabrikamızda müşterinin sahasında monte edilmek üzere yeni bir iş yeri açılışına ihtiyaç var mı? Görevlendirme ile iş yeri açmadan montaj yapabilir miyiz? Eğer montaj işi yapmaya ilişkin iş yeri dosyanız, iş kolu kodu buna uyumluysa sürekli iş yerleriyle de asgari işçilik uygulamasına girebilir. Kişileri geçici görevlendirme ile o montajı yaptırabilirsiniz. Ama ruhsata tabi bir iş yeri ise bilin ki Sosyal Güvenlik Kurumu sizden ilişiksizlik yazısı isteyecektir. İnşaatta çalışmayan ve şikayet olmadığı müddetçe şantiye şeflerinin sigortalı olunması durumuna ceza kesilmeyeceğine dair 2-3 yıl önce müdürlüğe yazı gelmişti. Bu yazı geçerli değil mi? Tam hatırlayamamış herhalde Faruk Bey. Bu uygulama şöyleydi. Eğer şantiye şefi bir vergi mükellefi ise, bir bürosu olan mühendis ise ona fatura kestirmek suretiyle, o nasıl olsa Bağkur sigortalı, böyle bir istisna vardı. Ama hiçbir şantiyesi yok, fatura kestirmemişsin, onunla ilgili geçerli değil. Eskiden de böyleydi. Belki zaman geçtiği için yanlış hatırlamış olabilir. 6111 teşvikten yararlanıp şu an çalışmayan kişi 3 aydır çalışmıyor. 4447 geçici 17. maddede yararlanabilir mi? Hiçbir engel yok, yararlanır. Yeter ki ortalamaya ilave olduğu gibi son 3 ay çalışmayan birisi olsun. 2016 yılında idare ile 36 adet birimin bakım onarım hizmet işi için sözleşme yaptık. Hizmet işi olan bu ihale işi için merkez dosyamızdan ve farklı idarelerin ihale dosyalarından personel çalıştırdık. İlişiksizlik yazısını merkez dosyamız ve diğer ihaleli dosya müdürlüklerinden başvurarak alabilir miyiz? Şimdi hizmet ihalesi derken temizlik ve güvenlik gibi işletmelerde işin alındığı yerdeki dosya açılması şart. Yani sürekli iş yerleriyle olmaz. Ama bir mühendislik hizmeti gibi, danışmanlık hizmeti gibi hizmetse sürekli iş yerlerinden bildirim yapabilirsiniz. Ona uygun iş kolu kodundan asgari işçilik değerlendirmesi yapılır. Alınan hak edişle orantılı olarak bildirim yeterliyse ilişiksizlik yazısı verilir. Basit usule tabi taksi plaka sahibi işverenin yanında çalışan 4-5 sigortalısı taksi şoförü araç kullandığı sırada epilepsi krizi geçirip trafik kazası yapıyor. Bu durum iş kazası mıdır? Evet, iş kazasıdır. İşveren bu durumda iş kanununa göre işten çıkış işlemi yapabilir mi? İşveren borçlar kanuna tabidir. İşverenin haklı sebepten ötürü, haklı sebep değil de geçerli sebeple epilepsi hastasının şoförlük yapması her an bir epilepsi krizine neden olacağından hareketle geçerli nedenle fesih söz konusu olabilir. Haklı nedenle olmaz. 2017 yılında açılan bir işletmenin Şubat ayı itibariyle yürürlüğe giren geçici 17. madde teşviğinden yararlanabilir mi? Evet, yeni açılan bir işletmeler ortalaması sıfır olduğu için alınan herkes, yeter ki 3 aydan bu yana prim hizmet belgesinde kayıtlı olmayan kişi olsun, yararlanabilir. 2015 yılından beri ikamet edilen özel inşaatta belediyeden bitiş alınamadığı için dosya açık. Daha önce yapmış olduğum asgari işçilik yeterli idi. İnşaatın bitiş tarihlerini insanların bireysel elektrik ve su kullanmaya başladığı tarih dikkate alınabilir mi? Evet, bunu belgelemeniz durumunda ikamet ettiği muhtarlıktan ek 5 formu, belediyeden
ne bileyim elektrik idaresinden, telefon idaresinden alınacak elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası gibi İSKİ'den alınacak su abonmanlığı gibi belgeyle belgelemeniz halinde itibar edilir. Tam zamanlı çalışılan iş yerinde 4 kodu ile çıkışı yapılan ve kısmi zamanlı başka firmada çalışan çalışmaya devam eden kişi işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı almanın genel kuralı işsiz kalmaktır. Kısa süreli de olsa çalışıyorsa oradan ayrılmadığı sürece işsizlik maaşı alması mümkün olmaz. Tehlikeli iş kolunda bulunan firmalarda 18 yaşın altında işçi çalıştırılır mı? Örneğin paketleme işçisi olarak diyor. Evet, 18 yaşın altındaki kişiler de tehlikeli iş kollarında çalıştırılabilir. Önemli olan bunların gece çalıştırılma yasakları var. Yaşın durumuna göre işte 45 saati aşmamak üzere çalıştırılma gibi kurallar var. Haftalık çalışma süresi ne kadar? Haftalık 45 saati geçmemek üzere çalıştırılabiliyorlar bunlar. Ama 14 yaşın altında çalışmak yasak. 14 yaşla 15 yaş, 15 yaşın üzeri ise 45 saate kadar çalıştırılabilir. Sadece gece çalıştırılma yasağı var. Öncelikle verdiğiniz bilgi teşekkür kısmını geçelim. Kamu emekli ikramiyelerinde 30 yıl şartı kaldırıldı. 15 sene önce emekli olmuş kamu emeklisi kişinin varisleri 30 yıl üstü hizmetin emekli ikramiyesini alabilir mi? Ödenecek tutar güncel tutarlar üzerinden mi verilir? 15 sene önce emekli olduğu zaman kendine bir yıl için ne kadar ikramiye ödenmişse onun üzerinden 30 yılı geçen kısım için ödenir. Ama her durumda bu bir yıl için 50 liradan toplamda da 100 liradan az olamaz. Kişilerin de varis olduklarını gösteren belgeyle müracaat etmeleri halinde varislik üzerinden %25 ise hissesi %25'ini alma hakkı doğar. İlave işçi teşkiliki uygulamasında Aralık 2016 sigortalı sayısı kaç kişi olmalıdır? Bir kişi olur, beş kişi olur. Önemli olan kaçsa ortalama buna ilave olması lazım. Zaten aktivasyonu yaptığınız zaman Aralık 2016 ortalama 5 dediği zaman bilin ki 6. işçi aldığınız kişi 6. durumdaysa teşvikten yararlanır. 2010'dan itibaren sigortalı çalışan bayan personelimiz haftada bir gün diyaliz makinesine bağlanıyor. Böbrek yetmezliğinde mağlen emekli olması için tamam toparlayalım. Hangi şartlar gerekir? Eğer malül sigortadan önce böbrek rahatsızlığı varsa malülen emekli olamaz. Ancak vergi indirim belgesi gibi şartlarda emekli olabilir. Sonradan meydana gelmişse 10 yıl sigorta 1800 gün şartlarından malülen emekli olması mümkün olabiliyor. Bu kadar cevaplayabildik. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. İstanbul İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar'a çok teşekkür ediyorum. Çok kısa söz vereceğim. Önce Sayın İbrahim Özçelik'e. Önce mail adresimi vereyim. Eğer bu muhtasar prim hizmet beyannamesi ile ilgili bir sorun olursa burada bana direkt soru sorabilirsiniz. iosselik2@sgk.gov.tr. Biz de uygulamalarımıza ışık tutarız. iosselik2@sgk.gov.tr. Şifre ile ilgili az önce Gelir Vergisi Başkan Yardımcısı ile görüştüm. Eski şifreleriyle geçerli. Onlarla muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeye devam edilebileceğini söyledi. İkinci konuda 3 aylık şeyde bir uğultu oldu. Muhtasarı 3 aydan 3 aya verenler eğer sigortalı çalıştırıyorsa isterse aydan aya da verebilirler. İsterse de 3 ayın sonunda biriktirerek verebilirler. Son bir şey de İstanbul'da muhtasarı veriyormuş. İzmir ve Ankara'da da şubeleri varmış. İstanbul'dan verdiğine göre İstanbul'daki vergi numarası üzerinden eşleştirme yapılacak ve İstanbul üzerinden dosyalar bize gelecek. 26 Aralık'la ilgili bir soru vardı. Kasım ayı primi 26 Aralık'ta ödenecek. Diğerle ilgili sorun yok. Kasım ayı primi 26 Aralık'ta ödenecek. Herkese teşekkür ediyorum sabrınız için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Özçelik ve son sözü Sigorta Primleri Genel Müdürüm Sayın Ahmet Açıkgöz'e veriyorum. Buyurun Sayın Ahmet Açıkgöz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Eksik gün bildirim formu verilecek mi ya da verilmeye devam edilecek mi? Biz düzenleme yapıyoruz. Sonradan düzenlenebilir nitelikte olan olmayanları bundan sonra istemeyeceğiz. Dolayısıyla burada bir azaltma yapmış olacağız.
Muhtasar prim hizmet beyanında teşvik indirimleri mevcut sistemde vergi dairesine borcu olanlar teşviklerden yararlanabiliyor. Yeni beyan sisteminde teşvik indirimleri ne olacak? Herhangi bir mevzuatsal değişiklik yok. Muhtasar beyanname birleşmesi olayı sadece verme usulüyle bir konudur, mevzuatlarla ilgili değildir. 2016 Aralık ayı çalışan sayısı Ocak ayında azalması durumunda bu teşvikten yararlanılabilir mi? Elbette. Aralık ayına göre bir ilave söz konusu değilse, tekrar sayı düşmüşse yararlanma olmaz. İbrahim Salih Kılıç, eşi tam gün çalışan bir kişi kendisi puantaj 0.7 veya kısmi süreli 0.6 çalıştığında ay içerisinde gelse primi ödeme durumu nedir? Malumunuz bu bir suistimal de alanıydı aslında. Puantaj bildirirseniz yararlanırsınız, eksik günler tamamlanmaz. Kısmi süreli bildirirseniz yararlanırdı. Bununla ilgili güzel bir düzenleme yaptık. Objektif bir düzenleme yaptık. 20 günün altında bir bildirim yaparsanız, bunun adı ne olursa olsun, puantaj ya da kısmi süreli, bundan sonra eğer bakmakla yükümlüsü varsa tamamlanmayacak. Onun üzerine sağlık hizmetlerini alacak. Ama bakmakla yükümlüsü yoksa, 20 günün altındaysa, puantaj ya da kısmi süreli fark etmez kodları bu takdirde gelir testine gidip bu tamamlamayı yapması gerekiyor. 21 günün üzerinde ise tam çalışma gibi kabul edeceğiz ve bunlardan herhangi bir tamamlama istemiyoruz. Malumunuz torba yasada GSS sistemiyle ilgili bir düzenleme oldu. Onun hakkında da kısa bilgi verelim. Bundan sonra tekli bir sistem geliyor. Dolayısıyla gelir testine gitmek zorunlu aslında kalmadı. Herhangi bir zorunlu sigortadan ayrılan bir vatandaşımız doğrudan 60G kapsamında GSS sigortalısı olacak şimdi olduğu gibi. Fakat tekli bir gelir durumu varsayılarak herkesi asgari ücretin %3 oranında, yani 53 lira 33 kuruşluk bir prim tahakkuk ettireceğiz. Bu primle hem kendisi, hem eşi, hem çocukları, hem anne babası, yani bakmakla yükümlü olduğu herkes, hem kamu hastaneleri, hem özel hastaneler, hem de üniversite hastanelerinden yararlanma imkanına kavuşmuş olacak. Kişi diyebilir, ben 53 lirayı ödeyecek durumda da değilim, o kadar fakirim ki. O zaman buyur gelir testine git, ona göre gelir testi sonucunda fakir olduğunu ispatlarsan onu da ödeme imkanı yine var. 2015 yılına ait idari para cezası 2017 Şubat ayında sisteme düştü. 1 Mart 2017 tarihinde kurumdan elden tebliğ alındı. 6736 sayılı alacak yapılandırmasına faydalanabilir mi? Eğer yapılandırma müracaatı varsa, biz genelgemizle biraz inisiyatif de alarak Mayıs ayına kadar, bu uzatılma nedeniyle Mayıs ayına kadar yapılan idari para cezası tebligatlarında, dönem 2015 yılı olduğu için burada sıkıntı yok, haliyle yararlanabilir ama zaten yapılandırma başvurusunun olması gerekiyor. Bir soru, et balık alım satımı yapan bir firmayız. Veteriner kontrolüne geçmiş ürünlerimiz var diyor. Burada herhalde bir geriye dönük bir tespit yapılmış. Bir sigortalı tespiti yapılmış. 2014 yılında bir idari para cezası geldi diyor. 2017 yılında sağlanan teşviklerden yararlanabilir miyiz? Kayıt dışı tespitleri 2017 yılında çalışanlara ilişkin olursa bu teşviklerden yararlanılamaz. Tabii o dönemlerden kalan herhangi bir prim borcu vesaire olmaması lazım. Bütün teşviklerdeki kural borç olmayacak. O ayrı bir konuda. Staj sürelerinin borçlanılması konusunda bir çalışma var mıdır? Bu konuda bir çalışma yoktur. Doğum borçlanması için de bir aslında talep daha çok yazılmış burada. Sınırlama olmadan tüm doğumlar olur mu? Şu anda 3 doğumda sınırlandırılmış durumda. Bir de her ne kadar Bakan Bey söyledi ise de yaşa takılanlar konusunda çalışma var mı? Arkadaşlar, Bakan Bey dedikten sonra biz bürokrat olarak elbette bir şey diyecek durumda değiliz. Ama zaten şunu kısaca söyleyeyim. Emeklilik demek zaten yaşla ilgili. Zaten bizim kanundaki adı nedir bunun adı arkadaşlar? Yaşlılık aylı. Yani yaşa gelene aylık bağlanır. Gününü dolduranlara değil. Tüm dünyada ve Avrupa'da da, gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Yani bugün Avrupa'da zaten hepsine 65 uygulanıyor. Bizde halen 51 yaşında insanlar emekli olabiliyor. Dolayısıyla gün sayısı çok önemli değildir emeklilikte. Yaşla ilgili bir konudur. Dolayısıyla bu konuda da bir çalışma yok. Geçici 17. madde kapsamındaki işlerine yapılacak işçi girişlerinde sayısal olarak bir kısıtlama var mı? Hayır. İlave istihdamı istediğiniz kadar
yapabilirsiniz. Bu konuda işe giriş bildirgesinde bu konuyu belirtmeye gerek var mı? Hayır. Bu aylık prim hizmet belgelerini düzenlerken ilgili kanun bazında verilecek belgelere bildirim yapılmış olacak. Dolayısıyla işe girişlerde bir durum olmuyor. Ama şöyle bir kontrol yapmayı planlıyoruz. İşe giriş bildirgeleri verilirken bu en azından sigortalık bazındaki şartları sağlayan bir kişi midir kontrolünü koyacağız. Yani o 3 ay işsiz olma şartı, işkura kaydı var mı gibi şartları işe girişte. En azından 2 kişi geldi, işveren işçi alacak. Birisi teşvikten yararlanabilir durumda, birisi yararlanamayacak durumda. O 2 kişiden birisini tercih etme durumunu belirlemiş olacak kendisi. Son bir konu, buradan bir konuya sadece cevap vereceğim. Asgari ücret üzerinden günlük 22,5 teşvik var ise 3000 lira brüt olan kişinin yine asgari ücret kadarlık kısmı mı teşvikten yararlanacak? Elbette sadece asgari ücret tutarı kadar. Zaten aslında kanunda asgari ücret falan denmiyor. Gün sayısını 22 lira 22 kuruşla çarpılan tutar kadar teşvikten yararlanır deniyor. Bu ne anlama gelir? Asgari ücret primleri kadar bir teşvik söz konusu. Dolayısıyla bunu başka teşviklerle bir arada kullanamayacağı için ifade ettiğim üzere bu kişinin başka bir teşvikten yararlanma durumu var ise bir kıyaslama yapılacak. Hangisinden daha karlıysa o taraftan bildirim yapılması gerekiyor. Ben tüm katılımcılarımıza ve oda başkanlığımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu yaptıkları için. Umarım faydalı olmuşuzdur. Tekrarlarını da zaten il müdürlüğümüz herhalde sürekli bir şekilde bu toplantıları ve çalışmaları, eğitimleri yapıyoruz. Yapmamız da gerekiyor. Bizim bütün illerde ben illeri sıkça ziyaret ediyoruz ve geziyoruz ki şunu görüyoruz. Gerçekten oda başkanlıklarımızla il müdürlüklerimiz arasında çok sıkı bir diyalog var. Çok güzel ilişkiler var. Bütün illerimizde hemen hemen düzenli toplantılar yapılarak sorunlar ele alınıyor ve anında çözülüyor. Bu yönden sosyal güvenlik kurumu olarak içinde sosyal kelimesi olan bir kurumuz. Dolayısıyla bu sosyalliği de sağlamış bir kurum olarak güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz. Bu vesileyle ben tekrar oda başkanlığımızın sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine ve diğer meslek mensubu tüm arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Ahmet Açıkgöz'e, sayın genel müdürüme biz de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşlarım, çok faydalı, çok güzel bir seminer olduğuna inanıyorum. Konuşmacılarımın hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bizimle bilgilerini paylaştılar. Bir teşekkür de sizlere yapıyorum. Bu saate kadar bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olun, var olun. Bir teşekkür de bu organizasyonda bize yardımcı olan odamız danışmanı Doktor Gülsüm Öksüz Ömer Yılmaz'a yapıyorum. Bir başka seminerde, bir başka eğitimde tekrar görüşmek dileğiyle huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Değerli meslektaşlarım, ben birkaç dakikada sabrınızı rica edeceğim. Konuşmacılarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı kendilerine bir teşekkür belgesi vermek istiyoruz. Biz artık plaket yaptırmıyoruz. Konuşmacılarımız adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyoruz. Konuşmacılarımıza teşekkür belgelerini sunmak üzere Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Tabii sadece teşekkür belgesi vermiyoruz. Gerek Ankara'dan gelen konuklarımıza gerek İstanbul'a bizi sorunlarımızı unutmayın diye acizane böyle her dönem bir sorunlar kitapçığımızı veriyoruz arkadaşlar. Bunda yanlarında veriyoruz. Tamam. Sayın Ahmet Açıkgöz. Kitapçığımı da alayım. Kitapçığımı da vereyim.
Sayın İbrahim Özçelik. Sayın Esra Ceyhun. Sayın Murat Özdamar. Oturum başkanımıza teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul SGK İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, oturum başkanımız İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Cemile Kuzu. Diğer kitapçı. Değerli meslektaşlarım, ben de bu seminerin hazırlanmasında emeği geçen odamız çalışanlarına ve Cevahir Otel çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.